Ve basın mensupları, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Malumunuz olduğu üzere ülkemizde yakın zamanda Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilimizde büyük bir yıkıma neden olan depremler meydana geldi. Ülke tarihimizin en büyük felaketlerinden olan depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Acı hepimizin 85 milyonun acısı. 6 Şubat'ta ve sonrasında yaşanan tarifsiz acıları, liyakatsiz kadroların deprem bölgesindeki depremzede vatandaşlarımıza yaşattığı çaresizliği, sahipsizliği unutmayacak ve unutturmayacağız. Ayrıca idrak ettiğimiz Ramazan ayının İslam coğrafyası ile birlikte tüm dünyaya barış, huzur ve esenlikler getirmesini de temenni ediyorum. Saygıdeğer partililerim, sayın basın mensupları, Gaziantep'te yaşayan herkesin Ankara'daki sesi olmak için, gençlerin ve kadınlarımızın da söyleyecek sözü var demek için Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına yakışacak kadın temsili için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem üyelerinin belirleneceği seçimlerde aday adayı olduğumu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye tarihinin en önemli seçimine gün sayıyoruz. Son yaşanan deprem ve sel felaketleri 21 yıldır yönetimde olan iktidarın çaresizliğini açık bir şekilde ortaya koydu. Milletimize her derde deva vaat edenler temel sorunlarımızı aşmak konusunda çaresiz olduklarını göstermiş, yetmediği gibi felaketler karşısında birliğimizi ve dirliğimizi bölme çabasına girmişlerdir. Halkımızın en yoksul, en çaresiz, lidersiz olduğu zamanlarda bile dayanışma içerisinde büyük mucizelere imza attı. Seçilmiş bir yerel yönetici olarak yaşadığımız büyük felaketi günlerce yerinde gözlemledim. Uzanabildiğim kadar yardım elimi uzatarak depremzede vatandaşlarımızın yaşadıklarına yakından tanıklık ettim.